V124 aracımızın restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Birçok parçalar söküldü, boyandı, gerekli değişimler yapılarak tekrardan montajlandı. Ancak hepsinin kategorize hale getirilmesi, editlenmesi ve dublajlanması vakit aldığından süreçler biraz uzun olabiliyor. Sizleri her hafta bir video ile boş bırakmamaya çalışsam da inanın hem çekim yapıp hem işleri yapmak üstüne bölümleri yetiştirmek çok vakit alıyor. Bu arada sizlere sevindirici bir haberim olduğunu, reklam olduğunu da baştan söyleyerek Teknorot aracımızın komple ön ve arka takımlarını gönderirken Febi ve Sıvak markaları da gerekli tüm sensör, contalar, yağı vesaire ne varsa topluca direkt Almanya'dan gönderdi. Süreçlerin maddiyata takılmadan hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirteyim. Tabii elektrik tesisatından çıkabilirsek. Elektrik tesisatındaki ilk işimiz gaz kelebek hattının komple yenilenmesi olacak. Gaz kelebeğinin civataları, yayı ve telini sökerken ben de birazdan bahsedeceğim ve ileriki videolarda paylaşacağım bilgileri herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin paylaştığımı. Buradan kazandığımız reklam ücretinin gerçekten bu emeği karşılamadığını, işin özünü bilginin zekatı olarak gördüğüm için bu paylaşımları sizler için hazırlıyorum. Bu arada sürekli yer neresi, adres nedir diye sorular geliyor. Bu soruya da cevap verecek olursam Bulunduğum yer bir tamirci değil, kendimin keyfe keder takıldığı bir hobi garajıdır. Nadiren çevremden araç gelse de piyasaya açılacak ne gücüm, ne sabrım, ne de imkanım var diyebilirim. Önceliğim kafamdaki projeleri bitirmek ve piyasaya yetiştirebildiğim kadar öğrenci çırak yetiştirmek. Çok sık sorulan bu sorulara cevap verdikten sonra videonun konusuna geri dönecek olursak araçtan ayırarak arka kapağını açtığımız kelebeğin iç kısmındaki kablolarda çatlamalar başlamış. Mekanik olarak herhangi bir sorun olmadığını görünce kelebeği doğruca elektronik bölümüne sevk ederek burada kabloların pin tespit için çalışmalara başladım. Sokete baktığınızda pin numaralarını belirten yazılar üzerinde mevcut. Bu pin yuvalarından her birine ölçü aletini bağlayarak anakart ve motor üzerindeki kabloların tek tek tespitini yapmaya başladım. Ölçüm yaparken kablolar kısa devre olduğundan tespit biraz zorlasa da sonunda pin numaralarını bu görseldeki gibi tespit ettim. Bu işi yapacak olanların işini kolaylaştıracak görsele baktığımızda birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve yedinci pinler üzerinde pek konuşmaya gerek yok. Altıncı pin şase olduğundan kart üzerindeki iki pette de pin 6 olarak geçmektedir. Bir tanesi sisteme giderken diğeri de gaz kelebeği üzerinde bulunan konum sivicine gitmektedir. Sivicden gelen açık kapalı bilgisi de pin 6 sivic olarak burada gösterilmiştir. Motor üzerindeki hatlar ise 4. ve 8. pin olarak ölçülmüştür. Bunların lehimleme yönüne de özellikle dikkat etmeniz gerekir yoksa kelebeğiniz çalışmayacaktır. Sanırım görsel yeteri kadar ekranda durdu ve gerekli açıklamayı yapabildiğimi düşünüyorum. Kabloların pin tespitinden sonra değişim için dişli altında kablolar kaldığı için bu parçayı sökmemiz lazım. Dişlinin arka kısmındaki delikten ince bir tornavidayı sokarak çekişle vurmamız gerekiyor. Eğer ilk defa sökülüyorsa biraz sağlam bir tornavida kullanmanızı tavsiye ederim. Benim iki bir tane tornavida kırılınca nispeten sağlam olan bir başka tornavida ile vurarak dişlinin milini oynatabildim Dişliyi kontrollü bir şekilde arkadaki pulunu düşürmeden yerinden çıkartıp bir kenara aldıktan sonra tesisatı ayırma işlemine geçiyoruz. Kabloları lehim noktalarından tek tek ısıtarak hepsinin ayırma işlemini gerçekleştirdim. Bu arada kabloların kelebek içerisinde izleyeceği kılavuz yollar mevcut. Birazdan kabloların serilmiş halini de sizlere göstereceğim. Kabloları ayırdıktan sonra şöyle bir baktığımızda izolasyonların pul pul olup döküldüğünü görmek mümkün kabloları çıkartabilmek için kablo izolasyonunu sıkan kauçuk üzerindeki bu sekmanı da almak gerekiyor. Yalnız yuvası çok sıkı olduğundan kenardan bir gravil makinesinin ince kesme taşıyla kanalımı açtım. Düz bir tornavida ile sekmanı yukarı kaldırıp çıkarttıktan sonra artık kablo demetini gövdeden ayırabiliriz. Biraz sertçe asıldıktan sonra yerinden çıkan kablo demetinin yenilenme aşamasına nihayet başlayabiliriz. Orijinal soketi kullanmak istememden ötürü bu noktada biraz ince ve uğraştırıcı işlemlere başlıyorum. Soketin yan tarafındaki ki bu parça numarasının yazdığı 33 numaralı bölümden kesmeye başlarsam demir pinlere zarar vermeden ayırabileceğimi düşündüm. Bismillah deyip ufak ufak kesmeye devam ederken dilerseniz bu noktada 8 pinli su geçirmez universal bir soket kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Şayet piyasada gerçekten çok güzel kablodan kabloya su geçirmez konnektörler bolca mevcut. Soketi kesilen noktalardan ayırdıktan sonra kablo demetine bu noktadan da bakacak olursak izolasyon içindeki kabloların durumu bir öncekinden farklı olmadığı görülmekte. Kabloları 2 santim uzunluğunda soketten pay bırakarak kestikten sonra kesilen parçayı soketten ayırdım. Şimdi ise uygun özellik ve uzunluktaki kabloları lehimlemek için seçim yapmak gerekiyor. Burada seçeceğiniz kablolardan 6 tanesi 0.5 mm karelik, kalan 2 tanesi de 1 mm karelik olmalı. Ben elimde bulunan çıkma araç tesisatı kullanacağım için bu işi yapacaklar ısıya dayanıklı silikon kablo ile yapabilir. Ama piyasadaki kabloların hemen hemen hepsi kalın izolasyonlu olduğundan hem kablo demetinde kalınlık hem de kelebek gövdesinin içindeki kılavuzda ilerletilmesi zor olacaktır. Ben uygun ölçüde keserek aldığım bu farklı renklerdeki kabloları pinlere tek tek bağlayarak lehimledim. Her bir kablonun üzerine makaron ile yalıtım yaparak işin daha temiz olmasını hedefledim. Daha sonra bunların da üzerine komple bir makaron geçirip onun da üzerine komple demeti de kaplayacak şekilde tek bir makaron geçirerek demetin komple izolasyonunu gerçekleştirdim. Doğal olarak kablo demetinin soket tarafı biraz kalınlaştığından kestiğimiz parçayı buraya takabilmek adına bu parçayı biraz genişletmek gerekiyor. Uygun ölçüde deliğimizi deldikten sonra parçamız bu şekilde montaja hazır hale geliyor. Soketi uygun şekilde yerleştirip gerekli boşluğu ve açısını dikkatli bir şekilde ayarladım. Hizalamasını güzelce yaptıktan sonra birkaç noktadan Japon yapıştırıcısı ile tutturduktan sonra soketi güçlendirmek ve yapıştırmak için çift karışımlı İran yapıştırıcısını tercih ettim. Daha önceki videolarımda buna benzer bir yapıştırıcı epoksi demiştim ve eleştiri almıştım. Ancak görüntüleri aynı olsa da kullandığım ürünler farklı olduğu için bu isimlendirmeleri özellikle belirterek söylüyorum. Yapıştırıcıyı soketin birleşim noktalarından güzelce doldurarak iç kısımlarına kadar işlemesini sağladım. Kuruma tam gerçekleşmeden fazlalıkları da güzelce silerek yaklaşık 1 saatlik bir kurumaya bırakıyorum. Soket yuvasına montajda da kırılmaların önüne geçmek için dış kısmına diyelektrik gres sürmeyi de ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Sıvı yağlayıcı veya kontak spreyleri yapıştırıcıyı olumsuz etkileyeceğinden ilerleyen zamanlarda soketi çıkarttığınızda elinizde kalmasına sebep olabilir. Kablo demetine daha profesyonel bir görünüm kazandırmak için de ısıya ve aleve dayanıklı ömürlük diyebileceğim bu kablo çoraplarından bir miktar alıp dış kısmına geçirme işlemine başladım. Hem çorap açılmasın hem de sıvı teması olmasın diye soketin dip kısmına da bir miktar sıvı conta pompalayarak dip noktalarına kadar dolmasını sağladım. Bu şekilde kurumaya bırakıp ertesi gün tesisattaki işlemlerime kaldığım yerden devam ediyorum. Soketteki eskime ve ek yerindeki izleri gizlemek adına gerekli yalıtımları yapıp mat siyah ile boyama işlemini de gerçekleştirdim. Kuruduktan sonraki haline de kısaca bir baktıktan sonra nihayet soket tarafındaki işlemlerimiz bitti. Kablo demetini kelebek gövdesindeki bu plastik yuvadan da geçirebilmek adına burada da biraz genişletme işlemi yaparak uygun ölçüye getiriyorum. Kabloları buradaki delikten geçirdikten sonra artık sırasıyla lehimleme işlemine başlayabiliriz. Videonun başında paylaştığım görseli tekrardan ekleyerek buradaki pin tanımlamalarına göre gerekli kablo dizilimini ve lehimlemesini gerçekleştirdim. Bu işlemler biraz zaman aldığından, anlatacak da çok şey olmadığından lafı fazla uzatmadan Direkt sonuca ve kabloların serilme şekline bakabilirsiniz. Videoda göstermedim ama sürecin başında bahsettiğim gaz kelebeği üzerindeki konum sivicinin de çalışıp çalışmadığını bir ölçü aletiyle kontrol etmenizi öneririm. Bu bölümde de sıvı temasını engellemek için uygun boşluklarda sıvı contayı basarak olası risklere karşı önlemimizi aldık. Sökülen sekmanı da yerine montajladıktan sonra artık kelebeğimiz montaja hazır diyebiliriz. Ancak biraz daha iyileştirme yapmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Unutmadan bu gördüğünüz dişliği arkasındaki puluna dikkat ederek yuvasına oturtup güzelce montajladım. Mekanizmanın çalışmasını ve sıkılığını elimle kontrol ettikten sonra soluk durumda olan arka kapağın boyama işlemine geçiyorum. Üzerindeki etiketi az biraz zarar vererek ısıtarak çıkarttıktan sonra güzelce mat siyah boyayla boyama işlemine başladım. Gaz kelebeğimiz bey de çok eski durduğundan bunun da görüldüğü üzere güzelce yalıtımını gerçekleştirdim. RAL 9006 alüminyum gri rengine boyama işlemini gördüğünüz gibi yaptım. Yaklaşık 24 saatlik bir kurumanın ardından gaz kelebeğinin durumunu sizlerin beğenisine sunuyorum. Bu noktadan sonra gaz kelebeğini araca montajlayamayacağım. Çünkü sırada elektrik tesisatının revizyonu manifoldun sökülmesi ve buradaki hatların yenilenmesiyle külbütör kapağının sökülmesi, boyanması gibi bitmek bilmeyen bir sürü iş ve sürpriz sorunlar da çıkmaktadır. Bu kadar iş yapıp konuştuktan sonra artık ben de yoruldum. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşürüz.